Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Türkiye ve Alanya gündemine ilişkin Büyük Alanya Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Karadağ, koronavirüs konusunda herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirterek, böyle bir durumu fırsata çevirmeye çalışanları da kınadığını söyledi. Evet, son günlere doğru ülkemizi gerçekten tehdit eden koronavirüsü bizim Alanya'mızda da tedbir almamız gerektiriyor. Bunun için bizler burada özellikle Doğu Batı taşıma grubunun tüm kooperatif başkanlarıyla kısa bir toplantı yaptık. Bu toplantıda biz kesinlikle tüm toplu taşıma araçlarının ilaçlanması, dezenfekte edilmesi konusunda fikir birliğine bağladık. Doğu grubu ulaştırma başkanları bu ilaçlamayı yaptılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Batı grubu da pazartesiye kadar ilaçlanma işlerinin biteceğini söylediler. Tabii ki amacımız halkımıza daha iyi hizmet vermek yanında sağlığını da korumak da bizlerin asli görevleri olmalı. Bu koronavirüsünden sonra özellikle kolonya satışında ve bir takım marketlerdeki satışlarda çok büyük bir aşırı izdiham söz konusu. Gerçi Alanya'mızda çok büyük bir oranda bu gözükmemesine rağmen gene de fırsatçılara zaman ve mekan yaratmadan tüm yetkilileri bu konuda ben de göreve davet ediyorum. Bu bir geçici bir virüs salgınıdır. Mutlaka ülkemiz bunu başarılı bir şekilde atlatacaktır. Karadağ ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin koronavirüs salgını sebebiyle 2 ay boyunca Asat'ın vatandaşın suyunu kesme işlemi yapmayacağını açıklaması hakkında duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğe ben buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Asat'ın 2 ay boyunca abonelerinden su parası almamayı ve hatta zamanı geçmiş bir takım alacaklarının ertelenmesi ve kesinlikle su kesintisi yapmayacağını açıkladı. Bu gerçekten koronavirüsü için alınması gereken en iyi tedbirlerden bir tanesi. Biliyoruz ki koronavirüsü özellikle toplum içindeki bir takım temaslardan geçen ve sağlık konusunda çok daha önemli. Ben buradan tüm halkımızın özellikle toplu yerlerde çok büyük uzun süre kalınmaması, tokalaşmaya dikkat edilmesi ve de kaçınılmaz olarak sürekli el yıkamaları, çünkü insanların en önemli temaslarından bir tanesi el teması olduğu için ellerinin sık sık yıkanması gerekmektedir.